Kimsenin birbirine karşı bu şekilde el kaldırmasını bilmem neyi asla onaylayacak bir adam değilim. Ama ve lakin Ado'ya diyorum ki otur şurada konuşalım. Çektim. Kardeşim kan gördüğü yüzünde yırtık ya var. Ya Kemal bırakın öyle. Abi Allah aşkına. Zaten geldiğim günden beri görüyorum yani. Karşı taraftaki bütün gelin adayları ağzını açıyorlar, yumuyorlar gözünü. Söylemedikleri laf kalmıyor. Sen şimdi bir evin içerisinde 8 kişi tarafından sürekli eleştirirsen ne hale gelirsin? Yağmur yine hala kardeşim, aynı tavrı konuyu sergiliyor. Bilmiyorum ama şurada Didem'den duyduğum senin benim demediğim şeyi neden demiş gibi gösteriyorsun diye tartıştığı şey. Ya benim seninle tartıştığım konuyla aynı gibi. Varsayımlarla, varyetelerle hareket eden, düşünen bir adam değilim Kemal. Sonuç itibariyle orada ortada belli. Kimler ne dediyse, kelimeler nerelerin ucuna gittiyse sonuç itibariyle böyle bir sonuç doğmuş. Böyle sen bu kadar bak bu kadar eski dostuna karşı olursa, bu yaptığı şeyle savunma bak, bir şey bence. Diyorum sana. Ne olursa olsun böyle savunmuyor bir davranışı güzel. Ben yok, zaten da, Kemal'cim tamam. Bak ne diyorum dinliyor musun kardeşim? Hı. Böyle bir davranışı ben ne olursa olsun zaten onaylayacak bir insan değilim. Anladın mı? Yani şiddet ya da işte bu şekilde insanların birbirine zarar verici şekilde davranışlarını ben hiçbir zaman hayatımda onaylamadım. Aynen. Bunu benim annem de yapsa, babam da yapsa, kardeşim de yapsa geçerim karşısına söylerim. Bu yaptığın doğru değil derim. Aynısını ben Tuğçe ile de konuşacağım. Ama bak bu da benim arkadaşım. Adnan benim kardeşim. Yani şimdi onun kız arkadaşıyla benim kız arkadaşım birbirine girmişler. E ne olacak şimdi? Ado dedi ki dua et senin kız arkadaşın dedi kalktı gitti. Bu mu çözüm? Yapıcı olmak değil. Lazım çünkü ya arkadaşlarınız yani, bilecek ya ilişkiler... Şimdi ben orada ona deseydim ne yapacaksın Adnan ya benim sevgilim olmasa ne yapacaksın hayırdır desem ne olacak? He? Ya ben de biz de erkek adamız yani biz pembe don giymiyoruz yani Kemal. Anladın mı? Kimse kusura bakmasın yani. Kimse pembe don giymiyor da yalnız burada Adnan'la beraber otur konuş kardeşim. Gelince. Ya sen yani ya senle sana lazım. Bir şey anlatmayacağım. Yok gelince gel konuş. Şey orta yolu bulmak lazım. Yapıcı olmak lazım. Abi. Birazcık yanlı olmayın, taraflı olmayın şu evin içinde. Ben yanlı değilim kardeşim. Objektif ol ya. Ben objektifim de sen burada pembe don bilmem ne don sana diye, mı diyorum oğlum? Sana mı diyorum? Hayır, öyle bir örnek veriyorsun ki sana mı diyorum? Manyak mısın adına, sen? Yayınlayacaklar mı onu? Tamam onu. Deli misin sen? Allah Allah kafada var ya. Kafada yok kardeşim. Var yani çıkarma. Kafada var ki öyle davranıyorsun. Başka ben şey benden çıkarma. Yayınlayacaklar mı bunu? Tamam bilmiyorum yayınlar mı yayınlamaz mı? Neyi yayınlayıp neyi yayınlanmayacağını sen çok iyi bilen bir adamsın. Onu bilmiyorum abi düşünemedim o anda. Allah Allah. Ha, sana şey mi geldi? Ha pembe don ekranda yayınlanabilir. Dur. Güzel laf soktu mu dedin? Kardeşim laf öyle sokmayla. Ne bileyim anlamadım işte ya. Geç o iş. Ne dedin? Laf sokmayla çıkarmayla bu evde kalınmaz kardeşim ben onu hesaplamıyorum. Ben öyle bir cümle kurdum ki yanlış diye dedim. Kemal abi çok fazla git hayatına bak, aşkını yaşa. Tamam gerçeklerin de farkına var. Bir aynaya böyle bak, aynada kendini görme, arkandan dönenleri gör bence. Kardeşim senin söylediklerinin, sen söylersen ön yargılısın diye senin söylerim. Senin söylediklerin benim için bir önem teşkil etmiyor. Bunların benim için hiçbir önemi yok. Ha, tamam sen o şekilde kabul ediyorsan yarabbim şükür o zaman tamam abi. Benimle... Kemal şansını zorlama. Bak gerçekten şansını zorluyorsun. Çünkü söylediğin cümlelerin altına neler yattığını ben iyi biliyorum. Şimdi bak beni zorlama. Kardeşim sen bak bana beni gerçekten zorlama. Zorlamayla alakası yok bu işin. Burada zorlama. Ben seninle tartışıyorum. Şerefsizlik yapma. Erkek gibi davran şurada. Anladın mı? Emre yanlış konuşuyorsun kardeşim. 28 yaşında 27 yaşındaki bir genç kızı tamam mı burada evet. Laflar uydurup aşağılamaya çalışma. Yeter. Küfür etme Emre. Yeter artık efendi ol bak kaç gündür aynı şeyi yapıyorsun. Küfürle ben seni buraya getirdim. Herkesin bir ailesi var, herkesin bir anası var, babası var. Milletin kafasında soru işareti oluşturup durma. Bana küfür edemezsin. Bak küfür etme. Akıllı olacaksın. Küfür etme bana. Akıllı olacaksın. Sen bana küfür edemezsin. Kimsenin merhametiyle vicdanıyla oynayamazsın. Sen bana küfür edemezsin Emre. Küfür etme. Anladın mı? Emre biraz kardeşim. Normal tartışırsan tartış küfür etme. Başım dönüyor. Git işine bak. Allah aşkına işine bak tamam mı? Biz de artık o algıları yaratmaktan vazgeç. Ben algı yakışmıyor sana. Ben algı yaratmıyorum. Vazgeç. Bak ben algı yaratmıyorum. Kaç gündür sen ben neler biliyorum şunu... Sana ne oğlum? Sana ne ya? Ben bu insana gönlüm düştü. Sana ne lan? Sana ne oğlum? Yaptığın yakışıyor mu? Delikanlı adama söylediklerin yakışıyor mu oğlum senin? Küfür etme. Bir delikanlı adama senin yaptığın yakışıyor mu? Söyle bana. Merdivenin başına çıktı. Yanlış anladım. Bir dakika. Allah aşkına geçsene şöyle. Arkaya geçsene sen. Sen bana bir söyle. Bir dakika ya ben sakinim. Oğlum duyuyor musunuz beni? Sana yakışıyor mu? Kardeşim. Sen 28 yaşında erkek adamsın. Bak, tamam yargı yapıyor. Buraya gelip bir genç kızla alakalı böyle ileri geri konuşmak sana yakışıyor mu? Bütün ev konuşuyor. Emre, bütün ev konuşuyor. Sen imalı konuşuyorsun. Kardeşim. Benim elimde bak. Neler var? Oğlum ne var lan? Ön yargı yapmıyorum. Yargısını senin elinde ne var oğlum? Getir dök de artık göre. söylemediğim şeyi söylemiş gibi söylediği şey var kardeşim. O mu var? Bu yüzden mi bu insanı bu kadar suçluyorsun? Sırf kendini haklı göstermek için. Beni niye öyle suçluyorsun? Bu yüzden mi? Beni niye suçluyorsun? Gamze milletin yancısı olmaktan başka hiçbir şey yaramadığı vallahi için bu evde. Vallahi bu evde ben hep tek başımaydım bağırma! Canım. Sen bağırma. Hayır, ağzını toplayacaksın. Ağzını toplayacaksın. Bak, ağzını toplayacaksın. Şişemi fırlatırsın ha? Sandalyemi fırlatırsın. Şişemi fırlatırsın. İyi niyetimi kullanmayacaksınız beni. Bak sen iyi niyetimi kullanmayacaksın. Hayırdır? Hadi gelsene. Bir gelsene ne yapıyorsun? Hadi biraz gösterme. Sen gösteriyorsun Safari. Safari de kendini sana sensin. Ağzını toplayacaksın. Ağzını toplayacaksın. Yürü. Anırmak istiyorsan dışarı çık. Benim iyi niyetimi kullanmayacaksınız burada. Düzgün konuş kızım. Benim iyi niyetimi kullanmayacaksınız burada. Ne iyi niyetimmiş ya. O kadar bağırıyorsun. Dur anırmayacak o zaman. Biz az geliriz al buna konuş. Heh. Şovunla mı geldiniz? Evet. Şovunla geldin. Evet. Şovunla geldin. Sakın benim iyi niyetimi kullanmaya kalkmayın. Ya senin ben susuyorsam efendiliğimden susuyorum, asaletimden susuyorum. Melis. Sizin seviyenize inmemek için susuyorum. Melo. Asaletimden. Müsait. Eğer senin iyi niyetin olsaydı kullanmaya bakardık da öyle bir vallahi, şey olmadığı için. Sen bu evde yokken de benim iyi niyetim burada konuştu canım benim. Sen 1,5 ay burada yoktun ben vardım benim iyi niyetim iyi konuştu burada. İyi ki bir yaptın ya 40 tamam mı? 40 bin kere söylemem ben sen değilim. Sizin hiçbir zaman seviyenize inmeyeceğim. Sen bizim seviyemize çıkmayı düşün. Sizin istediğinizi hiçbir zaman size vermeyeceğim. Hadi hadi yavrum gel bana. Daha bismillah yani. Neyse Seda Hanım. Ben Erdemciğin Emre için neler yaptığını hiç bilmiyorum ama Emre'nin koca yürekli bir adam olduğunu ve Erdem için neler yapabileceğini çok iyi biliyorum diyorum ve susuyorum. Söz hakkı bana geldi mi Seda Hanım? Tabii Erdem buyur. Senin bilmeni gerektirecek bir durum yok zaten ortada. Senin bilip bilmemen de benim zerre kadar... Hani ben de bu programdayım ya biliyorum yani. Hani susacak mısın? Hani ben seni dinledim bırak ya Erdem, hani saygılısın sonra ya. Sonra Emre'ye de soracağım evet. Ben sadece programda değil dışarıda da onların yanlarında hep oldum. Yüzleri burada. Eksik bir şey varsa Emre'm söyle. Az önce Emre söylemedi. Neler yaptığımızı konuşmayız çünkü biz. Anlatabiliyor muyum? Yok, neler yaptığımızı konuşmayız diyor Seda Hanım. Senin için neler yaptığımı biliyorsun diyor. Neler yaptığını konuşmayan insan ağzını almaz bu lafa. Bak, o zaman bir dakika Erdem. Çok Allah aşkına. Dış kapını, gerek yok, dış mandalısın. Ben Emre'ye bir cümle sorayım. Emre'ye bir cümle sorayım Erdemciğim. Senin için veya ilişkin için Erdem bir şeyler yaptı mı, olumlu yönde sana telkinlerde bulundu mu veya işini kolaylaştırdı mı? Bu kadar sorayım. Seda Hanım, yapılan her şey zaten ortada. Erdem'e benim zaten sevgim de belli, saygım da belli. Benim ilişkim için zaten yaptığı şeyler de gözle görülür bir şekilde belli. Bazen susup dinlemek bile bir şey yapmak. Evet, Melo'ya ben bir şey diyemeyeceğim ama Erdem'le bir antipatileri oldukları için böyle şimdi bir şeyler söyledi. Ama yapmayın abi. Kimseden korkmuyorum. Ne söylemiyorsun Emre Allah aşkına Allah yani. Allah var benle de konuşmuştum. Erdem söylemedin mi şu anda? Ha bak aynen. Hazal'dan da bir söz geldi. Bir dakika. Bir dakika Seda Hanım. Dur Hazal bir şey söylemiş. Bir dakika lütfen. O nasıl bir itham abi ya? Ne dedin Erdem? Biz orayı kaçırdık. Melis'ten mi korkuyorsun da bu kadar dolandırıyorsun? Yaptı ve yaptın da abi. Ben bu kızı karşıma almak şey değil yani benim için problem değil. Elendiğim gün oynayacakmış. Gitsin yani. Anlatabiliyor muyum? Erdem. Benim umurumda değil. Ne saçmalıyor ya? Ben burada kalmaktan da şey de değilim. Bir dakika lütfen o taraf bir karışmayın ya. Ben şu an senden bunu duyduğuma gerçekten çok şok oldum. Kardeşim yaptım yapmadım diyorsun ya ben Melis'i de severim. Yani sana bu soru sorulmuyor ki abi. Yaptım yapmadım. Yapmadıysam yapmadı de. Söyle kardeşim. Bak yüzüm burada. Herkesin yüzü burada. İki tarafı da kırmadan hareket etmeye çalıştı. Seni de aynı şekilde, orayı da aynı şekilde. Melis'le olan iletişiminle, benim Melis'le olan iletişimim bir mi kardeşim? Benim seninle olan iletişimimle, Melis'le aynı mı? Sen onunla kavgalısın, küssün. Ben kızla, kardeşim burada görüşüyorum, orada görüşüyorum. Seninle de burada görüşüyorum, orada görüşüyorum. Ben niye iki tarafı da yererek, birinizi yererek hareket edeyim? Sana... Bu sefer o söylediği ithamdan dolayı orada rezil olmasın diye, o kız orada kendini kötü hissetmesin diye, sen de burada kendini kötü hissetme diye, ben ikinizi de yatıştırarak hareket etmeye çalışıyorum. Ama sen bana korkak lakabını ya da korkak ifadesini kullanabiliyorsun. Teşekkür ediyorum Erdem'im ya. Bak konuyu nereye çektin? Teşekkür ediyorum abi. Korkuyor musun diyorsun. Ben kimseden korkmadım kardeşim bu evde bu zamana kadar. Hiç kimseden korkmadım. Babamın oğlu da gelse korkmam. Ben ne söylüyorsam her şeyin arkasındayım bu zamana kadar. Ses tonu bana niye yükseltiyorsun? Ama söylediğin şey ses tonu. Söz. Sabah ben sana burada ses tonumu yükselttim. Bu. Sabah söylediğin kelimeden dolayı ben sana burada ses tonumu... Yapma, ben geldim senden özür diledim burada. Sabah ben sana burada ses tonumu yükselttim mi böyle Emre? Erdem. Yükselttim sana, bunu yaptım mı? Bak ben de böyle konuşurum. Konuş. Anladın mı? Beni korkutacaksın öyle konuşarak. Ben seni korkutmak için değil. Konuş oğlum. Ben sana... Ne olacak? Konuş. Ne olacak? Konuş la. Ne olacak? Konuşurum. Konuşsan ne olacak? La. Konuşurum. Ha. Konuşsan ne olacak? Bak üslubuna. Yazıklar olsun sana. Sana yazıklar olsun. Yazıklar olsun sana. Erdem. Şurada ben seni kırmamak adına, onu kırmamak adına. Beni kırmamak burada adına yapmışsın. Burada bir şeyleri yatıştırmak adına konuşuyorum. Yürü git, konuşmana bak ya. Elini kolunu indirerek konuş benimle Erdem Dalfidan. Ne olacak Emre Ubeyli? Senden mi korkacağım? Korkacaksın oğlum. Senden mi korkacağım? Korkacaksın. Korkutsana beni. Korkutsana beni. Beni bir korkutsana. Erdem. Emre. Tamam mı? Emre sakinleşin. Bu adama. Hak etmiyorsun hiçbir şey. Çünkü sen de kaldırıyorsun. Hiçbir şey hak etmiyorsun. Yalanla dolanla bana konuşma. Söz. Yalanla dolanla bana konuşma. Söz. Benim yalanım dolanım. Sen de susturacaksın beni. Ya yeter ya. Benim hiçbir şeyim yok. Aslında Gamze, dün yaptığından dolayı ben bir tane tabak eksik koydum, biliyor musun? Biz dün hepimiz geldik, sen böyleydin, giymişsin ama hepimizde gelinlik vardı. Elimizi böyle. Sanki elimizde var. Çok rahatsız oldun, kendini çok mu ezik hissettin? Ha? Çok rahatsız oldum, çok o yüzden rahatsız bak oldun. Tabak koymadım sana canım. İster oturma. Ne oluyor? Koymazsan koyma. Ne oluyor? Koymazsan koyma. Ne oluyor? Koymazsan koyma. Ne oluyor? Beni tepeme attırma. Sen ne o? Amerika'dan mı geldin kızım? Amerika'dan mı geldin? Görüyoruz sabahlarında sizi yazıyorlar. Biz de almıştık onlara. Her kuşun eti yenmez. Kavga edeceği insana dikkat edecek. Biz kahvaltı hazırladık Merve ile beraber. Hazal da yardım etti. Gittim, çok güler yüzle, zaten göreceksiniz hani güle güle kıvrak kıvrak. Dedim ki bak sen bize ilk gün böyle yaptığın için... Eksik tabak koydum, 7 tane koydum. Birden çıldırdı. Bütün böyle hani bilemiyorum hınç, bize karşı bir zaten tutum sergiledi. Bütün hepsinin intikamını benden aldı. Delirdi birden, anlamadım ne oldu. Eline ne geçtiyse fırlattı. Ben şok oldum. İnanamadım, böyle bir tepki olamaz. Kesinlikle olamaz. Çok üzüldüm. Bir bayana yakışmayacak hareketler yaptı. Çok üzüldüm. Akıllı olsun, onun aklını alırım. Tamam. Boş ver. Hiçbir şekilde takmayacağım. O sesler hayatım çok anlaşılmıyor zaten kimine dedi. Şu an hiçbir şekilde dinlemesen. Sakinleş. Sen sakinleş. O hareketi ödü bana bir dışarıda yapsın. Zaten. Bak bakayım elimden alabiliyorlar mı onu? Dışarıda yapsın o hareketi bana. Onu elimden alabiliyorlar mı? Hayatım yeteri kadar korktu zaten. Tamam. Şu an içeride iki taraf birbirine girdi. Hani sen bir şey yap, dinlemesen şu an. Tamam, biz buradayız. Tamam, sakin ol. Delirdi birden. Hiçbir şey demedi. Tabak mı koymamız? Sadece hiçbir şey demedi, hiçbir şey demediğinden de öyle oluyor. Sabahtan beri küçük kızlar eziyorsunuz. Çekilin. Gitmeyin kızlar. Allah aşkına bir gelsinsene. Allah aşkına bir gelsin. Gamze. Allah aşkına bir gelsin. Gamze. Allah aşkına bir gelsin. Gamze bırak Gamze bırak. Atma. Atma bir şey. Bir şey söyleyeceğim. Beni kızdıracak bir şey dedim ben sana. Şovuna başlarım ben. Deniz. Senin saçına belayım bundan sonra. Deniz şunu al. Pislik. Sen Tuğçe'yi beğenerek mi geldin buraya kardeş? İşte kardeşim. Ben buraya Tuğçe'yi beğenerek gelmedim. Ben Tuğçe'yi buraya başvurduğumda sen burada yoktun, gelmemiştin. Yoktum artık burada ben olduğuma göre. Eyvallah, ben de ilişkiniz olduğu için talip olmadığımı söyledim. Ama sordular buraya niçin geldiğimi. Ben de Tuğçe'yi beğendiğimi, o yüzden geldim ama şu an ilişkisi olduğu için talip olmadığımı söyledim. Bunda normal olan ne var? Eyvallah. Bunda normal bir durum yok aslında, biliyor musun? Sen bunu buraya geldiğinde ilişkisi olan bir kadının, ilişkisi olduğunu bildiğin halde böyle bir şey varsa da erkek adamsan bunu söylemezsin. Delikanlı adam bunu söylemez. Anladın şimdi mı? Delikanlı adam talip olmaz. Delikanlı adam bunu söylemez. Bir dakika dur ya. Sen dur, bir dakika. Vardım veya yoktu. Hiçbiri fark etmez. Dinle. Anladın mı? Sen eğer delikanlı bir adamsan bunu geldiğinde burada söyleyeceksin. Ondan sonra efendim bir dinle. Merhabasını geç. Ondan sonra açıksan haksızsın de. Ben talip olmadım. Sen bunu yapmayacaktın. Duydun mu? Sen dünkü veterineri izledin mi? Duydun mu? Ben hiçbir şey izlemedim. Hiçbir şey izlemedim. Ben talip olmuş muyum? Benim hayatımdaki kadının yanına gidemezsin arkadaş. Konuşamazsın arkadaş. Ben yanına gitmedim. Yapamazsın arkadaş. Anladın mı? Sen buraya geldiysen efendiliğinle düzgünce işine gücüne bakacaksın. Tamam mı? Kimsenin hayatındaki kadına böyle ilgilenmeyeceksin. Bilmem ne yapıyorum demeyeceksin. Zaten söyledim. Akıllı olacaksın. İlgilenmiyorum dedim zaten. Ben buraya beğenerek geldiğimi, buraya geldiğinde senin olmadı. İlişkin olduğu için de, ikimizin ilişkisi olduğu için bak, talip olmadığımı söyledim. Bak. Bundan sonra bana bir şey var mı arkadaşlar? Kardeşim şimdi bir susarsanız ben zaten... Bunda tartışacak bir şey bile yok. Kardeşim bak, sakin ol. Adnan. Gel, Adnan. Gel buraya otur, gel. Adnan, sakin olacak bir şey yok. Bak bu adamı ben gerçekten çok fena yapacağım birazdan. Tamam, farkındayım. Bak gerçekten, sakin ol. Bak. Ben bu evde yeni bir adam değilim, tamam mı? Ben burada neler gördüm. Senin gibi kimleri gördüm, tamam mı? Kendine prim yapacak ya da kendine tutunacak başka dallar ara. Prim yapacak olsam ben adayım derdim, tamam aday değilim dedim. Diyemezsin zaten. İlişkisine saygım var dedim. İlişkime de zaten ben ilişkisi olan insana talip olmam bana yakışmaz. O zaman bu saatten sonra gücüne bak bu evin içinde, tamam mı? Benim burada kimse bir daha bulunursa, aynı şeyler bir daha yaşanırsa o zaman kimsenin ilişkisine benim işim olmaz. İlişkisi olan insana ben ilgi duymam. Olamaz zaten. Ben bu yarışmaya başvurursam evde. Olmaz zaten. Bana yakışmaz bana. Anladın mı? Ben yok. Sen yoktun bu evde ben beğendiğimi söyledim. Anlatabiliyor muyum? Tamam. Ben başvurduğumda sen yoktun. Sen buraya geldiğinde bunu dile getirmeyecektin kardeşim. Anladın mı? Sen bunu dile getirmeyeceksin. Sen bunu dile getirmeyecektin. Erkek adama böyle bir şey söyleyip de sonra yükselmeye gerek yok. Yok buna gerek yok. Yok buna neye gerek yok ya? Niçin? Ne sebeple geldiğini sorulduğunda arkadaşım ben buraya başvurduğumda arkadaşım bir dakika ben buraya anlatamıyorum lan! Anlatamıyorum! Gerizekalı mısın sen? Bir dakika bırak! Bırak! Temas uygulat. Bırak! Temas yok! Bırak! Sakin. Ulan bana bak! Sakin. Bana bak! Kardeşim. Kaç yaşındasın sen? 28. 28 yaşında adam olmuşsun, insan olamamışsın be! Buraya geliyorsun. Yanlış bu kız benim hayatımda. Yanlış. Dinle. Yanlış. Bu kız benim hayatımda değil mi? Evet. Ha? Sen bunu beğendin ya da beğenmedin geçmişte. Olabilir. Evet. Eyvallah. Ama sen buraya geldiğinde bunu dile getirmeyeceksin birader. Bu insanın hayatında bir adam var. Hele ki benim gibi bir adam var lan. Ne talip değilim dedim zaten o yüzden. Talip ol ya da olma. Fark eden ne? Fark eden şu. Olmayacaksın oğlum. Öyle bir şey dile getiremeyeceksin sen. Yanlış bir şey yapma. Anladın mı? Ben buraya başvurma sebebim Türkçeydi. Şimdi ilişkiniz olduğu için bu kadar basit. Ne demem istiyorsun koçum? Bilmem ne diyorum. Ha? Konuşuyorsun ya kendine sabah sıkıntı istersen. Ne diyeyim sana kardeşim? Sorun mu istiyorsun? Evet. Ha? Sorun mu istiyorsun? Ben sorun istemiyorum. Bak kardeşim ben canım sıkın. Seni görmezden gelmek istiyorum. Gelemiyorum, tamam mı? Gelemiyorum. Gelemiyorum çünkü görmezden gelinecek bir adamsın ama ukala bir adamsın, tamam kardeşim? Gel şuraya otur yemeğini. Bak sabah yine ben ne uğraşıyorum bak. Uğraşıyorum paşam, canım sıkılıyor çünkü anladın mı? Seninle uğraşmak istiyorum. Seninle uğraşmak istiyorum. Benim canım sıkın. Hayırdır oğlum, niye canım sıkılacak? Senin zaten canın sıkılsın. Niye canım sıkılacak oğlum? Bitmiş bir ilişkin var kardeşim. Sana ne oğlum, sen mi karışacaksın? Şey, belli stresini benden çıkarıyorum. Evet, stresimi senden çıkaracağım. Çünkü sen stres topu gibi oynayacağım seninle oğlum. Dikkat et de seninle oynamasınlar. Yavaş. Ya şu Hazal'ın elinden tutup alıp gelsene şuraya. Allah'ına Kur'an'da şunu alıp gelsene şuraya ya. Zamanı var. Şurada göstersene insanlara. Al şu Hazal'ı al şuradan indir aşağıya be kardeşim ya. Gözünü seveyim ya. Bir daha konuşacak bir şey bırakma insanlara ya. Sözle biter, kalple başlar. Anladın mı? Onu geç sen. Buradan bittiyse ona bak. Buradan bitmediyse hiçbir yerden bitiremezsin. Onu geç yani, dümeni bırak. Sen boş konuşma, boş konuşma. Senin bitiremediğin şeyleri ben bitiririm kardeşim, sen merak etme. Sen de beni tanımamışsın da. O yüzden fazla sıkma canını sabah sabah, boş ver. Ya tartışamıyorsun bile. Vallahi tartışamıyorsun. Yok sen karışma bile kardeşim. Ben karışma, boş ver. Bunları şey yapıyorum yani, sindiriyorum, rahat ol, anladın mı? Seni mi sindiremeyeceğim? Sana demiyorum ha. Oh. Sindiremiyorum. Bak sana demiyorum, kalkarsam yemin ediyorum bak, bu sefer farklı konuşurum. Beni sindiremiyor demedin mi? Sana demiyorum. Sana demiyorum oğlum bak. Sana demiyorum, benim canımı sıkma. Hayır, beni mi sindiremiyorsun? Sana demiyorum oğlum. Bak tamam tamam. Sen karışma oğlum. Sen niye karışıyorsun? Benim konumdan bahsediyorum. Sen niye karışıyorsun oğlum? Bak kaç oldu sana aynı konudan bağırıyorum. Hayırdır hep bu her konu, gün böyle geliyor. Gelirim oğlum ben. Gelemez. Ben gelirim. Ben gelirim kardeşim. Ben gelirim kardeşim. Ben yemek yiyorum. Ye yemeğini o zaman. Otur yerine hadi. Oturmuyorum. Otur yerine. Oturmuyorum. Semih otur yerine. Oturmuyorum. Bak oturmuyorum. Tamam sen oturur musun? Oturmuyorum kardeşim. Oturmuyorum. Ne yapacaksın? Oturmuyorum oğlum. Kalkacaksın sen oturacaksın. Ben buradayım hadi. Kalk git sen otur oğlum. Kardeşim oturur musun? Git oradayım. Oturmuyorum kardeşim. Bak ben sana... Var mı bir itiraz? Ben oturmuyorum. Ben senden rahatsız oluyorum. Ayakta seviyorum. Ayakta seviyorum ayakta koçum. Var mı itiraz? Ayakta tamam, seviyorum. Ben sevmiyorum. Hoşlanmıyorum senden. Var mı? Oraya git otur. Var mı sıkıntın koçum? He? Bana mı yakın olmaya çalışıyorsun artık? Aynen. Ha. Sinirini ben, benden çıkarıyorsun ha? Değil mi? Ben burada sen gittikten sonra zaten bu kıza diyeceğimi demişim. Üstüne bu kız böyle dururken kıza pat 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 bir şeyler diyemem, edemem. Sonuçta konunun muhatabı sensin. Zaten diyeceğimi demişim Seda Hanım. Şimdi bir kız ya ben tutup burada bu kıza bir daha benim dostuma dokunursan karşında beni bulursun lafı çok ağır. Burada hiç kimse kimseye diyemez bunu. Tuğçe'yi o yüzden zaten eziyorsunuz, her türlü lafı söylüyorsunuz. Bir yolunu söyleyemeyeceğim. Yemin ederim geliyorsun. Ay hastalığına tehdit etme ya. İkide bir gelin geliyor diye tehdit ediyorsun ya. Ya saçmalama Aycan, saçmalama Aycan. Bari yeter. Aycan. Yemin var seni öldürürüm. Tamam sakin. Hastalık mı hastalık girersen tamam. Çek. Vallahi hastalık diye bir gir senin parçalarım. Hop. Pitbull kafalı. Tamam tamam sus. Şu ayakkabısını. Ağzını topla ağzını. Sus. Atacak dur ben. Sus. Herkesin yorum yapmaya hakkı var bir adayım. Hastalık ya ne alakası? Delirmesin adam. Tamam. Delirmesin adam. Tamam. Ya ne hastalık konusu? Delirip duruyorsun ikide bir ya. Aycan lütfen. Aycan. Buyur işte ya. Ben konuştum böyle. Sakin. Aycan. Onu öldürürüm. Ya hastalık bak demin. Aşağı vuruyor ben ya. Aycan. Sakin. Bağırma. Sen de sus ya. Ya susmuyor. Tamam sık. Tamam sus. Allah aşkına bir susun be, gerdiniz be sabahtan beri. Susmuyor ya. Hastalık. Herkesi gerdiniz burada. Ben bu sus tamam. Sus tamam. Küfür mü ediyorum ne yapıyorum? Dedim mi ben bir gün? He? Dedim mi? Bana burada bir sürü laf söyledin. Dedim mi? Demedim. Şu an diyorsun işte. Demedim işte. Tamam demiyorum işte. Anladın mı? Ama sen bana böyle geldiğinde ben de sana böyle gelebilirim ama gelmedik işte. Bana sinir geldiğinde gelmedim ben sana. Türkiye'nin önünde sahte aşkların adamı dediğinde ben sana bir şey dedim mi? Seninle oturduğum gibi bunlarla artık oturup konuşamam diyelim. Yine mi Tuğçe ve Rabia mı diyeyim? 6 kere isimlerinizi mi sayayım? Neyse tamam. İsimlerinizin çok fazla duyulmasını istiyorsanız sabaha kadar sayın. Canım benim ismim çok duyuluyor zaten. Bak sen ben biliyorum. Bak bu arada ya sen kes çeneni. Bu cevabı bekliyordum. Bana mı soracağım kesin? Bu cevabı bekliyordum. Öğren de önce. Bu cevabı bekliyordum. Öğren de önce. Sen çünkü Rabia Karaca'sın değil mi? Beklersin tabii. Çünkü biliyorsun değil mi? Karaca'sın. Senden bir tek biliyorum biliyor musun? Evet. Hiç kimseden duymadım. Ya bırak. Sürekli ben. Ama ben buradaki birçok kişiden duyuyorum canım. Ben bu benim. Ya buraya ne katıyorsunuz? Şurada bir aşk yaşamak için aşk yaşıyorsunuz. Neyse konuşturma da beni. Belki de insanlar sadece yani ben için onaylıyordur seni Rabia. Canım benim duymuyorum seni. Seni zaten duymuyorum da sana prim vermeyeceğim ayrıca. Verme evet, ben konuşuyorum. Ben zaten cevaplar diye değil zaten. Ay anca o kafada gidersin. Görüyorsunuz zaten de şimdi o konuşanları da söylemeyeceğim. Anca o kafada gidersin. Söyle bir tane. Söylemeyeceğim zaten. Gerek yok. Hiç sıkıntı yok. Şuraya benim kattığımı ufacık katsanız çift olarak bile katamazsınız. Katamazsınız. Herkes görüyor. Bakarız öyle bir amacı yok. Herkes görüyor. Nereye çarptın? Göster bize. Biz de çivimizi çakalım oraya. Canım benim, benim burada olmam zaten bir şey. Ben burada olmasam zaten. Ya sen ne bir şey söyleme. Ben burada olmasam da kendi başıma var. anlayamamışım, anlayamamışım. Ama buraya bir şey katamıyorsunuz diyorum, anladın mı? Sen neremişsin böyle? Söyleyince söyle de oluyor ama ben söylüyorum. Ben böyleyim, ben söyleyeyim. Evet. Maşallah ya. Evet, öyleyim ne yazık ki. Vallahi sen bir şey söyleyeyim, ben bu eve mutlu olmaya, bir ilişki kurmaya geldim. Başka da hiçbir şeyim yok. Aha, evet. Senin başka şeylerin varsa yapabilirsin. Evet. Bu kadar bunlar hani ben sizle konuşacak kadın değilim yani, anladın mı? Sizle derken? Ya sizle konuşacak kadın değilim. Ne oluyor? Konuşuyorum ya. Evet, konuşacak kadın değilim. Ben sizle konuşacak kadın değilim. Ben sizle konuşacak kadın değilim. Tamam mı? Tuğçer abi geldim. Tamam, ben sizle konuşacak kadın değilim. Tamam, sizle mi? Sizle ne demek? Ne demek? Farima hayır. Hayırdır. Hayırdır. Sana hayırdır. Sana hayırdır. Sen kime hayırdır? Senin başka hayırdır. Senin başka yerlerden yanında. Ben de görüyorum. Canım çok yanacağım. Neyse canım benim. Neyse canım benim. Sen burada bir aşk yaşamaya çalış da. Şu bir ay için bir şey söyleyeceğim. Bir görelim. Canım benim. Ben istediğim bir şey biliyorum. Sen de bunu gayet iyi biliyorsun. Ben dışarı şu an şu dakika çıksam çıkarım ha. Çok kötü. Şu dakika çıkarım. Çok kötü. Ben şu anda aklına üzüldüm ya. Ya var ya, bir şey söyleyeyim mi? Benim ilişkime zarar vereni var ya. Burayı dar ederim ona. Yap. Ne yapacaksın Farima? Ha, demek ki sen benim ilişkime zarar vermek istiyormuşsun. Ben mi zarar verdim? Anladın mı? Ben mi zarar verdim? Yap denen kişi sen olduğuna göre. Yap denen kişi sen olduğuna göre. Yangınım diyen sen misin, ben miyim? Çocuk sana ne diyor? Sen misin, ben yalan diyor. Sen niye yalan diyor? Yalan diyor. Sen biliyorsun. Ben açmadım, sen açtın. Sen benim yangınımı biliyorsun. Yangının ne biliyorum diyorsun. Ben açmadım, sen açtın. Sen yangının ne biliyorum diyorsun. Sen biliyorsun aklındaki şeyi. Ben gece seni niye aradım kızım? Bana ne? Ben gece seni niye aradım? Gece mi aradın? Geçen hafta aradım. Geçen hafta gece niye aradım? Geçen hafta gece. Geçen haftadan beri ben seninle niye uğraşıyorum Farima? Ben seninle niye uğraşıyorum? Anladın mı? Sen akına yarıyorsun. Ben seninle Gökhan'la uğraşıyorum kardeşim. Sen diyorum ki Gökhan'la uğraşılacak bir insan değilsin. Anladın mı? Yeter ya. Yeter. Kaza gelme. Kaza gelme. Kaza gelme. Hayır. Sakın kaza gelmiyorsun. Sakın bunu yapmak istiyorsun. Abi yaptık biraz gerçekten. Ne yaptık? Sus. Hayırdır benim neden ya? Ya suslar kızım. Senin sözü geçiriyor burada. Ruh hastasın sus sen. Sarıma kendine gel. Ben niye bu kadar affettim kendimi? Baba. Yeter ya. Yavaş. Yavaş, tamam. Vallahi yeter ama yani. Sakin olur musunuz ya? Bu kadar olmaz ya. Abi ben bir şey yaşamadım sanki. Tamam. Otur şuraya. Kızım sen eskisi bile değilsin. Eskisinin eskisisin. Neyin kafasındasın? Tamam. Neyin kafasındasın? Yediğim. Ya size ne? Yapma. Ben öyle seviyorum. İnanılmaz yapmacıksın. Ben öyle seviyorum. Kötü duruyorsun. Artık Adnan bile sevmiyor. Gülmüyor bile çocuk. Size ne? Çok yapmacık. Sizi mi ırgalıyor? Aşırı size ne? Derecede yapmacıksın. Ha, işte buna ne? Halka oynuyor derler. Anladın? Ya umurumda değil. Benim arkadaşlarım, dışarıdaki arkadaşlarım beni tanıyor. Nasıl bir kız olduğumu biliyor. Demek ki senin farklı karakterlerin var ki içeride ve dışarıda farklı oluyorsun. Yani kusura bakma. Benim gerçek karakterim bu ama sizin gerçek karakteriniz bu değil işte. Evet canım, evet. Vallahi ben öyle bir şey demiyorum. Dışarıda farklıyım, içeride farklıyım. Ben her zaman savundum. Ben burada nasılsam dışarıda da aynıyım. Dedim yani bunu. Yarışmanın başından beri söyledim. Bazılarının hoşuna gitmese de sen Daniela'sın. Evet ben Daniela'yım. Ya bir kesin Allah aşkına ya. Vallahi bak. O kadar belli ki kıskandığınız. Cansel'i bile kıskanıyorsunuz. Cansel'i bile kıskanıyorsunuz. Adnan'la Ceyda'yı mı kıskanacağız biz? O kızı en yakın arkadaşım diyorsunuz ama o kızı bile kıskanıyorsunuz. 5 dakika sonra başkasıyla olabileceğini düşündüğü Adnan'la Ceyda'yı mı kıskanacağız biz? Bayağı kıskanıyoruz. Kusura bakma yani de ben senin ilişkinde... Kusura bakmayın da sizin gibi değilim ben. Sen seviyorum dediğin adamın 5 dakika sonra başkasıyla olabileceğini düşünebiliyorsun ya. Dün gece ağlıyordun ya da. Bir söyleyeceğim, bir söyleyeceğim. Ben de biliyorsun ondan önceki gece ağlıyordum. Kızda, bir dakika. Dinleyecek misiniz? Ama araya giriyorsun. Tamam, dinleyeyim, anlatmıyorum. Yazık vallahi, sizinle evlenen adamlara yazık yazık. Aman neyse. Su akar, yolunu bulur. Elbet sizin ilişkinizde bir gün bitecek. Dün yaşadığınız o sahte aşkı asla burada bak, gerçek ilişkini sergiletmene izin vermem. Sen nasıl görmek istiyorsan onu görüyorsun. Sen kime yandaşlık yapıyorsun? Bak, kime yandaşlık görmek istiyorsa onu görüyorsun. Kime yandaşlık yapıyorsun sen ya? Sen kıskanıyorsun. Cansel'i de kıskanıyorsun. Buradaki olan ilişkileri de kıskanıyorsun. Evet, Eser'le Cansel aşk yaşıyor ama sen Adnan'la aşk yaşamıyorsun. Ya bir şey söyleyeceğim. Lütfen benim onlarla yaşadığım şey burada kimse karışmazsa sevinirim. Tamam. Eser de sonuna kadar olabilir ama lütfen yandaşlık yapıyor. Seni ne ilgilendiriyor Cansel, kızım? Gördün mü Cansel? Sen kimsin yandaşlık yapıyorsun ya? Senin yaşadığın hangi şey gerçek ki sen yandaşlık yapıyorsun? Sen kimsin ne konuşuyorsun? Sen kimsin? Ben Ceyda Kırıcıyım. Ha? Ceyda Kırıcı kimmiş ya? Ceyda Kırıcı kimmiş? İhtar olarak. Seda Hanım. Allah. Seda Hanım geldi. Ne aile sokmuşum? Seda Hanım mı geldi? Evet hanımlar. Gene mi? Şuraya dizilmemiz gerekiyor. Üçüncü uyarı ve oylama. Kim? Melis'in. Melis'in senin üçüncü mü oldu? Ne oldu ya? Oylama mı? Diskalifiye mi? Kim? Uyarı ve oylama dedi Seda Hanım. Ne oluyor ya? Kimle alakalı abi? Neyse Allah'tan Mehtap değil. Melis'e galiba. Mehtap'ın oylaması yok zaten şu an. Melis. Bu pazartesi ne oluyor bilmiyorum ama hem erkekler evinde hem de gelin adayları evinde. Biliyorsunuz az önce siz erkekler evini izlediniz. Şimdi de size ihtar vermeye geldim. Tahmin edeceğiniz gibi ihtar alan isimler Ceyda ve Melis. Peki niye bu şekilde veriyoruz ihtarı? Onu tahmin edebildiniz mi? Evet. Çünkü Melis'in artık üçüncü oylaması. Efendim biliyorsunuz 3 kez ihtar alan adaylarımızı arkadaşları evde kalıp kalmaması yönünde oyluyor. Ve onlar karar veriyor. Gelin adayların evinde kalıp kalmayacağını. O yüzden şu anda Melis de buradayken 3. ihtarını aldığı için arkadaşlara tek tek soracağım açık oylamayla bu evde kalıp kalmayacağına karar vereceğiz. Dani, Melis'in gitmesi mi kalması mı yönünde kullanacaksın oyunu? Tabii ki kalması. Cansel. Kalsın. Evden gitmesini istemiyorsun. Tabii ki de hayır. Ceyda sana sormama gerek var mı? Ben konuşmak istemiyorum. Ama konuşursam oy vermek daha zorundasın. Kötü olacak. Kalsın. Eline ne olmuş onun ya? Aa! Kalsın diyorsun. Devam edelim. Nur? Kalsın. Kalsın. Aslında 4 oy aldığı için Melis kalmayı garantiledi ama ben diğer gelin adaylarının da görüşlerini merak ediyorum. O yüzden soracağım. Gözde sence Melis kalsın. Bu evde kalmalı mı? Kalsın. Evet. Mehtap sence Melis bu evde kalmalı mı? Ben hazır yeri gelmişken konuşmak istiyorum. Ceyda benim burada Melis'ten daha yakın bir arkadaşım. Ve geçenki elemede bana Melis arkadaşı olduğu için, haklı da olsam, haksız da olsam, arkadaşı olduğu için Dani için bana gitsin diyen Melis'e kalsın diyorum. Vay be. Aferin. Vay be. Aferin Mehtap. Ayça sen ne diyorsun sonra? Kalsın. Bütün arkadaşların evde kalmanı istedim Melis. Bence onlara teşekkür etmelisin. Çünkü onların önünde oldu bu iş. Gün oldu. Evet. Melis kalıyor hepinizin oy birliğiyle. Ceyda'nın bile kalsın demesiyle ki kavganın diğer tarafı o. Ancak bu da Ceyda'yı ihtar almaktan kurtaramıyor tabii. O da kavganın diğer tarafı çünkü. Ceyda senin de 2 oldu zannediyorum. 2 oldu. Bir uyarıda daha sen de aynen bu şekilde oylanacaksın. Bu da her an olabilir. Çünkü birkaç haftadır ben sende de öfke kontrolü hiç görmüyorum. Bu evde mümkün mü Seda Hanım? Emre bir şey diyeceğim. Burada herkes de bizim üstümüze geliyor, konuşuyor. Yalnız kalıyoruz, herkes tartışıyoruz. Sen orada niye Yağmur'a bağırıyorsun ki? Kardeşim 7 kişi birden bir kişinin üzerine gittiğini gördüm. Tamam mı? Burada da 10 kişi geliyor üstümüze. Yağmur'un da ayrıca altta kariyeri yok. Tamam mı? Hiç de altta kalmadı. Herkes aynı şey. Çatır çatır da döndü. Herkes ondan sonra benden daha da çok sesini yükseltip başladı bağırmaya. Ondan sonra benim de sinirlerim bozuldu. Sen de ona bağırdın. Yani o da sana kusura bakmasın kardeşim. Onun konusu anladın zaten. Mı? Kimsenin şuna hakkı yok. Onun ben sana burada şöyle yapmıyorum. Sen... Ben senin dibine evet. gelip de böyle yapmıyorum. Kalk git buradan. Kalk. Çık şuradan. Yalan burada, söylüyorsun. Tamam buradan neler yapılıyor. Anladın mı? Burada neler git yapılıyor görmüyor musun? Git arkadaşının davranış şekillerini düzelt. Evet. Ondan sonra bana böyle konuş. Sen, onun davranışı öyle. Geç sen. Şemuz. Ben sana şunu demek istiyorum. Emre. Burada da 10 kişi geliyor, tamam mı? Burada da 10 kişi geliyor, 10 kişi herkes üstüne yürüyor, bağırıyor. Bir konu var, onun konusu zaten. Onlar kendi aralarında tartışıyorlar, tamam mı? Bana çok fazla yaklaşma, hadi git şuradan, işine bak. Sen kız arkadaşının yaptığı terbiyesizliği gördün. Sen kız arkadaşının yaptığı terbiyesizliğin farkında değil misin kardeşim? Görüyorum da yani onlar kendi aralarında tartışıyorlar. Yaptığı hareketi görmüyor musun? Ne kendi aralarında ya? Bir insan evladına, hiçbir insan evladı. Kalk git buradan. Oturma burada. Böyle davranamaz. Burada neler böyle biliyorum. Bir hakkı yok. Tamam burada neler sen erkek adamsın kardeşim. Bu insan kendini savunamıyor. Anladın savunacak mı? Zaten konusu yok o zaman yani. Niye konusu yok? Savunacak niye bir tarafı yok o zaman. Niye yok ya? İnsan değil mi o? Orada onun Didem de vardı. Didem'e niye bir şey demedi? Onun da bir burada gerçekliği yok mu? Şey Didem'in söylediği haykırış benim öncesinde dışarıda Farima ile konuştuğumuz konunun bu şekilde burada yanlış yansıtılmasından dolayı kız orada haklı isyan ediyor. Orada çünkü konunun içinde Yağmur da var orada. Konu aynı konu değil kardeşim. Konu aynı konu değil. Didem'in ettiği isyanla Yağmur'un davranış şekli aynı değil. Didem bu kıza böyle yapmadı. Kalk git buradan yapmadı. Didem dedi ki siz dedik dışarıda ne konuşuyorsunuz, içeriye ne yansıtıyorsunuz, biz bir şey anlamıyoruz diye isyan etti. Gidip de Didem'e ben o konuda bir şey demedim zaten. Ama bir gittim, herkes bak, oradan bir şey diyor. Bir şey söylüyor, bu buradan diyor. Ben bir şey söyleyeceğim. Oradaki 5-6 kız aynı şeyi söylüyor yani. O zaman hepsinde yanlış var. Ya bir şey diyeceğim sana. Herkesin aynı düşünceye sahip olduğu ortamda kimse yeterince düşünmüyor demektir. Ama aynı fikirler aynı, düşünceler aynı. Fikirler aynıysa ben bunu bir başka açıdan perspektif değiştirip farklı bir açıdan da bakmayı deniyorum hayatımda kardeşim. İnsanları tek bir kalıba koyup milletin söylemlerine göre hareket etmiyorum. O zaman dışarıda... Heh. Neyse içeride aynı şeyleri söylesin dışarıda abi. Zaten neyse bak, içeride aynı şeyleri söylesin diye böyle bir şey yok. İçeride yaşasın şey abi o zaman. Böyle bir durum yoksa. Ya tamam kardeşim sen kendi meseleni çöz. Ne yoksa anladın? Yani kendi gelin adayına git önce de ki. Benim gelin bak kardeşim sana şunu söyleyeceğim. Tamam, benim gelin adayım gayet olaya vakıf ve güzel bir şekilde bakayım? Her şeyi söylüyor yani. Güzel bir şekilde mi söylüyor? Güzel bir tavır. Sen oraya gittiğin zaman şu güzel bir tavır. Sen beyler, oraya gittiğin zaman o ne yapıyor? Sen benim ağzımdan gittiğimde kurduğum cümleleri duydun mu? Duydum ne kadar sakin olduğumu gördün mü? Hepsi. Arkadaşlar abi sen dedim, zaten oraya girme. İnsan dedim, olay hedef patlaması tahtası anlamına geliyor yani. Hedef tahtası mı? Patlasın kardeş bizim bir şeyden korkumuz yok ya. Yani. Emre sen Emre bak şu an yanlış şeyler konuşuyorsun. Ne konuşuyorsun Semih? Tamam. Ne yanlış konuşuyorum? Kardeşim. Emreciğim. Ne yanlış konuşuyorum? Emre. Git konunu çöz. Onunla benimle konuşma. Git. Beni mi korkutacaksın Semih? Emre. Beni mi korkutacaksın? Ne diyorsun oğlum? Sen Emre. Ne diyorsun lan? Lan oğlum bak. Ya Emre. Emre. Emre lütfen. Emre. Emre. Hayır. Emre. Ya Emre. Emre. Oğlum ne yapıyorsun? Emre. Bana niye vuruyorsun? Emre. Emre. Bırak. Sakin ol. Sakın oğlum. Sakın. Sakın. Hayır. Söyle lan! Emre! Emre! Bırak beni lan! Sevar! Ne oluyor? Ne yapıyorsun ya? Oğlum küfür etme lan! Kim? Oğlum küfür etme! Bırakma! Bırakmayacağım! Bırakmayacağım! Sana zarar vermiyoruz, bırakmayacağım. Mahsusuz be! Lan! Terbiyesiz. Emre lütfen. Ya çocuk, uzarınız değil mi? Devam etsene Meto. Meto çok komik. Boyunu posunu görelim Hazal. Gamze bak cidden sinirlerin bozuk. Senin boyunu posunu çok güzel gördük. Herkes ben gördü senin boyunu posunu. Evet tatlım herkes gördü. Sen diyorum seninkini de görelim. Ha? Nasıl? Aa, süper harikasın. Gamze gel. Aksın iddia etmiş. Evet. Aa. Mehtaplar hiçbir şey kaçmasın. Arka şey, şurayı yeni nasıl pislettiysen toparlar mısın? Berker kahvaltı yaptın mı? Yapmadım. Hazırlarsan yeriz. Hazırlasanıza kanka, ben benimkini hazırladım. Ben de bir ayağımı... Ya sen zaten ayrıcalıkla uyumsuz bir kız oluyorsun. Haydi. Şu an ne yapmamı beklersin pek Gamze? Kakara, semik, ayrılık yaşıyorum. Uyumsuz başka bir şey, Hazal. Üzülmek, ağlamak başka bir şey. Bu olayların İkinci aday yolda gelir mi? Bu olayların fitili nereden ateşlendi? Böyle fitili bir anda kavga dövüş. Ne alakası var? Semih'le Hazal ayrıldı. Arkadaşım kızın hakkında yorum yapıyorum. Semih'le ne alakası var bunun? Aday olmayı düşünüyorlar şu an. Semih'le ne alakası var? Bence gerçekten samimi olarak aday olmak isteseler ilişkisi varken aday olurlardı. Bence biraz da Hazal'ı burada delirtmek için yapıyorlar gibi geliyor. Amaçları o ya, ağlatmak. Yok, işte. Ağlamanın taklidini yapıyorlar. Bir kadın ağlıyor. Kendileri de kadın ama ağlamamın taklidini yapıyorlar. O kadar düşükler artık. Hepsi düştü benim gözümden. Adamı ben geldiğimden beri 20 kere terk edip 20 kere küçük dükkanı gibi geri döndün. Adam gene hiç sabrediyor. Sonra da diyorsun ki beni unutursan. Mehtap bitti. Allah aşkına. Kınayak. Sen de kendin başlayıp kendin bitiriyorsun. Kınayak. Gene başlatırsın. Sen de kınayak Mehtap. Gene başlatırsın hayatım. Sen de rahat ol. Zaten Semih alıştı. Allah Allah. Ağlıyor, sızlıyor. Ben mutlu değilim seninle diyor, terk ediyor. Sonra diyor ben seni mutlu edemiyorum diyor, terk ediyor. Kadına yapmıyor be kardeşim. Benim taklitimi yapmayan kalmadı bu evde. Sadece bu ev için geçerli değil o kadının kadına yaptığı. Ya kadınlar da benim gördüğüm kadarıyla konuşayım. Hep böyle birbirleriyle bir rekabet etme, bir kavga dövüş, bir... Erkeklerde bu kadar yok mesela. Yok. Yani bu sadece bu ev için değil. Şimdi dışarıda gördüğümle de konuşuyorum. Bu evde daha fazla hep tip tipi olduğumuz. Peki bu evde ne kadar fazla ne kadarız onu bilemem. Ama dışarıda da aynısı. Kadınlarda hep bir aslında erkeklerini değil de birbirlerini biraz çekemiyorlar. Hayır benim bir çiftim yok ki. Ben burada Hazal'la çift yarıştırmıyorum ki ben çekememezlik yaptığım için böyle hareketler yapayım. Benim zaten adayım buraya yok. Çift benim anlatmaya çalıştığım şu Gamze'ye diyor ki sen sürekli diyor aday değiştirerek bir sürü aday değiştirdim falan. Ben senin gibi yapmadım tek adaydır 2,5 aydır bana çıkıyorum. Bana nasıl kara vuracağını şaşırdılar. Yani burada her adaydan bir çocuk yapıp beklemiyor. Sadece burada isim söylüyor tanışma yoluna girip insanları tanımaya çalışıyor. Evet. 2,5 aydır arkadaş çıktığı insanla mutlaka 20 kere terk etmiştir geldiğimden beri. Acaba o mu sağlıklı? Ya şöyle söyleyeyim aslında alevli aşklarda şimdi bunda alev yok ondan söndü zaten. Her aşk farklı seyirde yürür. Kimisi biraz daha pasif yürür, kimisi biraz daha ateşli yaşar aşkını. Kimisi sürekli ayrıl barış yaşar. Ya haklısın da ayrıldı kendi kendine bitirdi. Şu an diğer adaylar ismini söylediğinde Semih böyle bir şey yaparsa ben bak Mehtap ağzından çıkana dikkat et. Yemin ederim bak sinirlerim çok kötü. Vallahi yemin ederim. Onu ben alacağım. Normal sıradan oyuncak değil. Benim belki canımı yakmak için yapmış olabilirsiniz ama siz anneliğin ve evladın ne demek olmadığını bilmediğiniz için duymak istemiyorsan çık dışarı. Sen kimsin bana? Ne diyorsun? Hayırdır? Ne diyorsun? Ne diyorsun? Ne diyorsun? Anladın mı? Tam sen iyisin, mükemmelsin, çok iyi bir gelin adayısın. Okey, tamam yani anladın mı? Oynayan biri varsa Melis'le karşı karşıya gelmemek için onun sırtını siz sıvazlıyorsunuz ya. Siz derken beni katman zaten çok saçma oldu. Benim zaten bu evin içerisinde ikinci hafta. Hiçbir tarafı kimseyi sıvazladığım da yok. Herkese de fikrimiz değilmiş ama. Bu konuyu neden sabah açmadınız? Biz dışarıda defalarca konuştuk. Korkudan açmıyorsunuz kardeşim. Niye açmıyorsunuz ya? Söyledim ben senin yaşını gelmişim. Boş konuşma. Saygısızlık var burada. Boş konuşma Gamze Allah aşkına ya. Ben mi boş konuşuyorum? Hadi git kızım. Bir şey söyleyeceğim. Bana diyorsa kimi sıvazlayacağım kızım. Ben daha dün burada söyledim Melisa. Melis gitmen yanlıştı diye. söylersin. Benim zaten bu evde ikinci hafta. Vallahi öyle bir söylüyorum ki çok sevdiğim boş, için böyle söylüyorsun. Söyle, ya hepiniz Melis'i arkamıza alma derdindesiniz ya. Ya bırak Allah aşkına. Biraz olun ya. Yürekli olan sensin. Olun ya. Evimde kameralar yok. Kameralara oynuyorsun. Çok güzel kavramışsın. Nereden öğretirsin kız burada kalmışsın. Oynasaydım beni gönderirlerdi. Anladın mı? Sen git damatlar evine. Zaten canım ben buraya birilerine aday olmak için geldim. Daha iyidir. Ya bir şey söyleyeceğim güzelim. Ben kime yağcılık yaptım? Buraya zaten senin burada yağcılık yaptığını herkes biliyor. Herkes biliyor. Senin burada yağcılık yaptığını herkes biliyor. Duydun mu? Ben burada herkese net bir şekilde fikrimi söylüyorum. İnsanın asabını bozma. Senin ben ya. Normal kişisel problem var. Evet. Yuh yani. Yuh. Ayıptır ya. Bir şey söyleyeceğim. Yani. Bir şey söyleyeceğim. Yani. Ya zaten deminden yaşamış olduğumuz olayın gerginliği de var. Ben biraz yani kendimi tutamayacağım bu konu hakkında. Kusura bakmayın. Orada iki kişi Gamze'yi tutuyor. Tutamıyor daha doğrusu. Hala atmanın peşinde ya. Ya sen neyin tavrını sergilemeye çalışıyorsun? Sen zaten konuşarak orada karşındaki bayana söylemeyecek her ne varsa söylüyorsun. Bütün öfkeni kusuyorsun. Ondan sonra tutmuşsun. Bir de bir mesaj daha vermek istiyorum. Evet, Aycan'a söylüyordunuz ya, dost değil, arkadaş değil diye. Bak arkadaşın önüne geçiyor kız. İşte böyle dost, böyle arkadaş Aycan. Böyle bir insan. Arkadaş olmadığı halde. Tamam mı? Evet. Hiçbir bağ olmamasına rağmen önüne geçiyor. Hepimiz böyle düşünüyoruz bu konuda. Evet, bu konuda kızlar evde aynı şeyi düşünüyor. Hepimiz aynı şeyi düşünüyoruz. Fazla da uzatmıyoruz. Niye biliyor musun Onur? Bu görüntülerin tamamını izleyicilerimize yansıtamıyoruz. Biliyorum. Yansıtmak da istemiyoruz. Onları böyle çirkinliklerle muhatap etmek bizim haddimiz de değil, hakkımız da değil. Biliyorum. Yaşanan şeyler gerçekten korkunç. Ayrıca yaşanan bir kötü şey daha var, onu da söyleyeceğim. Bugün Gamze'nin hayranları gelmiş, ona pastalı, çalgılı, çengili, sürprizli, balonlu. Ya. Tam da kuliste özel bir hazırlık yapıyorlardı ve biz de ona hazırdık. Vallahi bir şey söyleyeyim mi? Onlar da maalesef buna şahit oldular. Tamam, onlar da işte nasıl bir türde insanı sevdiklerine görsünler Seda Hanım. Gamze kendi istemedi bu buluşmanın yapılmasını. Halbuki pastalar, çörekler, börekler, sürprizler, balonlar da kapıdaydı. Bunun için bir hazırlık vardı. Gamze yok içeride çünkü bir daha soktuğumuzda bir daha bir tatsızlık yaşandı. Popüler seçilir seçilmez. Evet. Fakat gıyabında da olsa ben ona ihtarını veriyorum ve Gamze'nin bu evde aldığı ikinci ihtar. Bir tek ihtar hakkı kalıyor. Vallahi bu dostluğunuzun ben şahidiyim. Birinci gözden 2 yıldır şu kavgaya müdahale edememe, evet, şu tartışmaya müdahale edememe sebebim üzgünlüğümden başka bir şey değil. Farkındaysanız hep o arayıp sana şunu söyledim, arayıp bana bunu söyledi. La oğlum sen aramadın bile beni ya. Beni konuşturma şimdi burada. Verdiğim karşılığı söylemiyorum bile. Neyi? Aradığında konuştuğumuzda sana söylediklerimi ben söylüyor muyum kardeşim? Neler konuş? Sen ne dedin? Evet, eve tamam geleceğim. Dedin. Sonuna kadar hak ediyorsun kardeşim. Evet. Gel burayı da sonuna kadar hak eden bir insansın. Hakkını da sonuna kadar... Ben bunları, niye bunlar söylemiyor ama? Ben bunları söyleyen bir adamken... Hep sizin bana söylediklerini sanki siz bana telefonda söyle. Ben sustum akşama kadar sanki telefonda. Can kardeşim sen bana zaten cevap verdin telefonda. Ya verdiğin cevaplarla... Kemal için diyor seni... Ama verdiğin cevaplarla yaptığın hareket aynı değil. Bunu anlatıyorum sana. Anlamıyorsun mu? Sakin. Bunu anlamıyorsun oğlum. Bunun farkında değilsin. Anlamıyorum. Benim sana söylediklerimle senin verdiğin cevaplarla sonrasında ben buraya geldiğimde senin tavırların aynı değil. Onu anlamıyorum. Ne yaptım? Neden? Ne yaptım diyorum Neden? Sana. Ne Neden? Yaptım? Arkandan Neden? Mı konuştum? Neden? Kuyunu mu kazdım? Benimle ilgili seni kötülerken bir VTR mi verildi? Emre niye bunu yaptı kardeşim. Da bunu yapmadı mı dedim. Ne dedim kardeşim ben? Ne dedim ben? Ne dedim ben? Söyle. Ne dedim ben? Her şeyde. Ne dediğimi söyle. Tamam mı? Her şeyde senin için en iyisi olur. Ne dediğimi söyle kardeşim. Tamam. Ne dediğimi söyle. Söylediklerine yaptıkların bir olmadı diyorsun ya. Ne dediğimi söyle. Sana tamam, ne yaptım ben? Bu eve dedim. Tekrar geldiğinde tamam dedim, seni kötüleyecek Adnan Kızıltaş sana ne yaptı kardeşim? Adnan. Eski Adnan değilim ya, ne yaptım sana? Karşına bir görüntümü evet, verelim. Bir şey söyleyebilirim. Sizi mi kötüledim? Ne Adnan. Yaptım? Bana bir söyleyin ya, ne Adnan. Yaptım size? Adnan. Bir Kemal meselesi var bence. Melis'in de Emre'nin de en çok dokunan ve ortak meselesi o. En yakın iki arkadaşını ilgilendirdiği için sanki oradan olmuş gibi her şey. Bu bir talihsizlik diye düşünüyorum işte. Başka da bir ya şey yapamıyorum. Yani o krizi idare edememek. Bununla ilgili bile hiçbir şey demedim. Tamam Kemal'den dolayı Melis bana kırılmış olabilir. Ya ben bir güne bir gün çıkıp da... Neyse tamam. Ben çok üzülüyorum. Allah müdahale de edemiyorum. Bir şey söyleyeyim mi? Ne kadar çok konuşursak konuşalım varacağımız sonuç aynı. Tamam. O kendi düşüncelerinde haklı. Ben sadece kendi düşüncelerimde haklıyım. Sevgisi ayrıca, olmayan insanlar. Bir arada bir yorumda olmadı. Asla öyle bir şey de yok. Sadece ben ona söylediğim şey... Benim ona söylediğim şey Canes çifti değildi. Ben ona başka bir şey söyledim. O öyle algılamış. Yok. Keşke daha başka algılasaydım. Ben direkt Canes çiftini şey alarak söylemedim. Neye benziyor? Son zamanlarda Eser kendini soyutlamıştı insanlardan. Hatırladığınız kadarıyla. Ben söylediğim şeyin arkasındayım. Çocuk da benimle ayrıca konuşmadı. Evet biz Emre'yle genelde her gün konuşuyoruz. Ama bu evle ilgili konuşmuyor. Ama Sezar'ın hakkı Sezar'a. Adnan'ın da sizin arkanızdan konuşurken. Seda Hanım. Gevşek bir adam mıyım ben? Adnan biz sana sarılma dedik. Ne yapmamı istiyorsunuz o zaman? Bana bu kadar yorum yapacaksın deyip elini tutacağım. Ya Emre burada diyor ki ben tabii ki sizi destekliyorum. Tabii ki iyi olmanızı isterim diyor. Kız arkadaşım burada böyle yapıyor. Kesinlikle, kesinlikle. Kinaye yapıyor. Burada hala yapıyorken... Bunu kim duyuyor? Sen duyuyorsun. Ben duyuyor muyum? Bugüne kadar var ya bu kıza benim etmediğim kalmadı. Etrafımdaki insanlara bir şey dedi diye. Bunu sen duyuyorsun diyorsun. Biliyor musun sen? Eve gittiğinizde telefonda konuşmuyor musunuz? Eve gittiğinizde sana söylemiyor mu? Merak bu sana etme. Dost değil, bu sana şöyle değil, buradaki bu böyle değil. Buradaki insanlardan daha ciddi ve daha önemli meselelerimiz var canım. Zaten dinlemediğim için hep buradaki insanlardan çok daha önemli meselelerimiz var. Ben sana bir şey söyleyeyim mi? Bütün gün zaten buradaki insanlarla yaşamaktan gibi o kadar yorulduk ki. Anladın mı? Daha güzel, daha önemli şeyler konuşuyoruz. Burada kadar önemsiz şeyleri konuşmuyoruz. Bir şey söyleyeyim mi? Sen sadece burayı konuşuyorsundur biliyor musun? Benim tahminimde böyle. Melis, kişi kendinden bilinçli şey diyorum o zaman. Bir şey söyleyeceğim ben kendimden bileceğim ya. Melis senin en büyük hatan ne biliyor musun kardeşim? Bak sana da söylüyorum yüzüne karşı söylüyorum. Söyle. Senin en büyük hatan dostluk ilişkini ilişkisine karıştırman. Karıştırma. Milletin ilişkisine karışma. Sana da bunu söylüyorum. Milletin ilişkisine karışmıyorum Emre. Kimsenin ilişkisine karışmayacaksın. Milletin ilişkisine karışmıyorum. Ne yaparlarsa yapsınlar. Allah mutlu mesut etsin. İnşallah bu sene onlar evlenirler. Çünkü evlenmezlerse sıkıntı olur. Niye sıkıntı olacak? Neyin sıkıntısını yaratacağız? Neyin sıkıntısı olacak? Ben mi yaratacağım? Sen iyi misin? Şu an ne dediğin farkında. Sen iyi misin? Ben iyiyim Melis. Ben o kadar yanlış. Sen hiç iyi değilsin biliyor musun? Ben o kadar mutluyum şu an. Şu an inan ya bir şey söyleyeceğim. Siz evlenmezseniz bana ne kârı olacak? Evlenseniz bana ne kârı olacak? O zaman bunu benim şey sizin için iyi olmaz nedir? Siz burada evlenmezseniz dışarıda boş ver evlenmezsiniz zaten. Ne oldu? Adını mı değiştireceksin gene? Ha, yine değiştireceksin. Bunu Melis yapmış. Evet, şimdi görerek söylüyor. Bir yandan mı değiştireceksin? Sakin. Görerek söylüyor. Beni ima ediyor. Geçmişi karıştırma. Ne oluyor? Sen kimin geçmişini sokuyorsun bu kadar ya? Benim aylarca yaşadığım şeye sen nasıl laf edersin lan? Bu kadar mı adamsın? Çekil şuraya. Gelme. Gelme. Ya kim kimin söylüyor be? Buradayım kardeşim. Kimi ifade ediyorsun sen? Yaptığın terbiyesizliğin farkında mısın? Ne söylediğini? Ya buradayım. Ne söylediğinin farkında mısın? Bak buradayım. Terbiyesiz. Dinle benim. Sen benim nişanlım varsan bir senelik ilişkime geçmişime laf edemezsin lan. Elime kaldırırsın. Küfür etme. Gel. Bırak beni abi. Küfür et. Bırak küfür etmeyeceğim bırak. Bırakır mısın? Gel. Bırak. Onları burası. Bırak oralara girmeyeceksin gel. Oğlum. Gel. O bölümlere sakın girme. O bölümlere ne? Yaptın. Abi bıraksana bir şey yapmayacağım ben kendimdeyim ya. Burada konuş. Kendimdeyim. Burada konuş. Kendimdeyim bir şey yapmayacağım. Niye üzerine alıyorsun? Bırakır mısın? Tankut'tan ne var? Eser Cansel var sen niye üzerine alıyorsun? Senin yaptığın söylediğin söz neydi lan öyle daha yeni şurada? Niye üzerine alıyorsun? Geçen senekilerden dolayı mı böyle? Geçen sene sadece sen mi ayrıldın? Ulan. Sadece sen mi ayrıldın? Emre. Kime söylediğini biliyorsun Emre, sen onu. Niye bu kadar açıldın bir şey ya. Yapmayacağım ya. Sakinim gel beni böyle sakin, yapma bırak. Sakin bir şey yapacak bir şey değilim. Yapmayacağım bir şey. Allah Allah. Sakin ol kalp kırma tamam. Kalp kırmayacağım ama yaptığın terbiyesizlik oğlum senin. Beni yaptın mı terbiyesizlik? Senin o söylediğin var ya. Sizin yaptığınızın üzerine benim yaptığım terbiyesizlik. Benim geçen seneki hiçbir şeyime sen saygı duymamışsın lan. Ben mi duymamışım? Duymamışsın ki bunu söylüyorsun. Ulan. Ben seninle ilgili mi söylüyorum lan bunu? Gördün mü? Yükseliyorsun Emre gel. He? Emre lütfen. Ado. Sadece Emre, sen miydin lan burada ilişki yaşıyor? Ado ben bu evden bıraksana abi. Emre. Ben bu evden yarın öbür gün gideceğim. Tamam mı? Ya. Tamam mı? Allah aşkına. Nereye sokuyorsan sok. Sen böyle. Ben evle ilgili bu yorumları yapıyorum. Ben oturup burada birincilik yorumlarını yapıyorum. Sıkıldım gerçekten. Ay, ne yaptın da sıkıldın efendim? Tuğçe konusundan sıkıldım. Ne yaptın sıkıldın? Herkes kendi konusunu konuşsun ya. Minik kuş gibi durmak çok mu sıkıcı geldi sana? Ya ne Allah Allah. Ha? Tuğçe cevap vermiş. Çok mu sıkıcı? Ay çok yoruldum ya. Çok mu bunalıyorsun bu evde? Ne yaşadın bunalacağım? Ha? Ne yaşadın sen ya? Ne gördün bu evde sen? Ne yaşadın? Ne yaşadın? Ne yok burada. Herkesin intikamını sen beraber ben. Yok. Yeter artık be. Yok, yok bir şey yok. Sen kimsin? Yok bir şey, yok bir şey. Yok bir şey. Senle benim aramda boğulmaya çalışıyorlar. Bilerek o mevzular. Biliyorum. Gücü yetmiyor. Bana çıkıyor o pisçeden. Bana çıkıyor o pisçeden. Aşkım gel. Yeter ki yaptın. Pislik. Buradan çıkalım biz o zaman. Pislik. Karaktersiz cüce! Pis cüce! Gıcık kapıyorum Dani sana. Niye gıcık kapıyorsun bana Hazal? Ben de. Uyuz oluyorum Dani. Ben de. Dani'cim sana uyuz oluyorum. Ben de. Dani. Niye? Ben de. Çünkü bazı şeyler duydum ondan. Ben de. Ne duyduysan söyle o zaman. Ben de. Niye uyuz oluyorum bir de biliyor musun? Söyleyemiyorsan o zaman burada konuşmayacaksın. Emre'ye karşı bazı şeyler hissettiğinin farkındayım. Pua! Evet. Ben hala Emre'ye karşı bir şey hissediyorum. Aa, son söylemlerinden sonra emin olabilirim. Bak Hazal, emin ol ben Emre'ye karşı bir şey hissetseydim şu an burada Emre'yle olurdum. Tankut'la değil. Şşt, olamazsın işte Dani'ciğim. Olamaz. Çok büyük olamaz, konuşma. Olamaz. Şşt, Dani. Seninle bak, bir yarışa olamaz. Girmeyeceğim. Ama sen eğer gerçekten isteseydin şu an yanımda Emre Dani. Olurdu. Sen benimle yarışa giremezsin zaten. Dani. Seninle yarışa girmiyorum. Bak, Allah mutlu etsin zaman. Sizi. Umurumda bile değilsiniz. Ha, İlişkinizi benden uzak, Allah'a yakın. Düzgün konuşacaksın. Kelimelerine dikkat edeceksin. Ben senin yanına gelip düzgün bir şekilde konuşurken sen benim arkamdan konuşmayacaksın kardeşim. Hazal, ilişkini iki tötede yaşa. Yüzüne karşı da söylerim. Seni misafirperver görmüyorum. Bak. Sen orada Emre'nin ailesine yeterince samimi ve sıcak davranmadın. Bir şey söyleyeceğim. Emre'nin ailesinin suratı beş karıştı. Canım gidip kadıncağıza neyin var anneciğim bile sormadın ha, yani. Hürmeti sen sormadın. Sorsaydın. Ben kendimi sordum zaten. Emre'nin annesinin peşinde dört dönüyordun. Sordun mu? Onda sordun mu? Kadıncağızın kendini iyice sevdirdin mi? Kadıncağızın kendini iyice sevdirdin mi? Evimize ha? Gelene beni kötülemeye çalışırken misafirperverlik yaparım. Herkese şey yaptım, herkese ben yine yaparım. Ben zaten gerekeni yaparım. Sen merak etme. Ben gerekeni yaptım. Orada ayağı sakattı, ayağı engelli. Yani önüne ben getirip Dani, koyamayacağı bir masa Dani, olduğu için eline masa götürdüm. Ben düşündüm bunu ama bunu zaten, sen düşünemedin. Anladın sen, mı? Bak, çünkü niye evime gel adetlerini bilmediğin için konuşuyorsun. Misafir. Kına gecesinde kız hizmet etmez. Bunu ben öğren. Çok kına gecesine bunu gittim. Öğren. Kına gecesine kendi kına gecene mi gittin? Bunu öğren. Hep hizmet ettiğin için. Hayırdır hizmetçiliğe mi meraklısın ya Dani? Hayırdır ya. Aynen. Sana mı kaldı benim Emre'nin ailesi, benim aileme hizmet etmek? Otur kardeşim, bunu konuşacaksan yapmayacaksın. Niye bağırıyorsun bana ya? Korkacak mı zannediyorsun senden? Ya bak bir şey söyleyeyim mi? Seni korkutmaya çalışmıyorum. Ne yapmaya çalışıyorsun? Korkutmaya çalışmıyorum. Fikrimi acıtır acıtmaz, doğru veya değil. Ben söylerim. Hazal, bunu bak şunu ben de fark ettim. Bak, ben fikrimi söylerim ya. Dani, Hazal. Bunu söyleyemezsin. Hazal, sen de karar vereceksin. Gittikçe daha da sinirleniyorum. Bunu söyleyemezsin. Sinirlenirsen bunu söyleyemezsin. Söylerim. Bak, bundan sonra ağzına almayacaksın. Geç karşıma konuş bana bağırma. Hayırdır ya, hayırdır Emre. Bu ne böyle ya? Hayırdır, hayırdır. Bu ne böyle? Ne biçim bir tarz bu ya? Sana hiç yakışıyor mu? Sana hiç yakışıyor mu ya? Ne yapacaksın? Üstüme mi geleceksin şimdi? Gelecek bir dakika. Bir anda düşmanlar dost oldu. İşte sizin bak, pasta gelince. Bak, bir saniye Hazal. Bir şey söyleyeceğim. Bir dakika. Bir dakika. Bak derdimi anlatmaya müsaade etmiyorsun. Bak, bana bağırınca bak, sinirlendiğimi biliyorsun Melis'ciğim. Lütfen şurada bir düzgün giden arkadaşlarımız var. Bak. Senin de düzgün giden bir arkadaşlığımız var diye sen sürekli senin istediğin gibi davranmamı istiyorsun. Ben senin nasıl istediğin gibi davranıyorum? Sen ne zaman benim istediğim gibi davrandın Melis? Ne demek ya ben senin istediğin gibi davranıyorum ya? Ben senin, sen ne zaman benim istediğim gibi davranıyorsun ya? Dün orada tam yarım saat boyunca konuştun. Ağzımı açıp bir şey söylemedim. Kendime ifade edecek bir şey, bir kelime kuramadım bile. Sürekli bana bağırma, bana bağırma. Hazal sen bana bağırıyorsun. Tamam, bekle, ama tamam, ben bağırınca bak, sen bana bağırma. Tamam, devam et. Anlat, tamam. Anlat. Ya hayat tamam. Böyledir bir dakika ya. Sen zaten konu belli değil mi? Tamam, konu belli zaten. Sen diyorsun ki neyi ifade etmeye çalışıyorsun biliyor musun? Neyi ifade etmeye? Cansel'le beni oraya gönderdiler. Evet. Emre ile siz ikiniz işte hemen Cansel'le Eser'le arasını yapın falan imaya etmeye çalışıyorsun. Ama oysa ki öyle bir şey yok. Ya ben böyle bir şey ima etmeye çalışmamışım. Bir dakika. Bir dakika. Diyor ki seni sana oyuncak olacaksın derken bundan bahsediyorum. Tamam mı? İzlemeden geldin ya buraya. İzle de gel buraya. Oyuncak olan insanlar belli zaten. Olmuşsun bile, geçmiş olsun. Oyuncak olan insanlar geçmiş olsun, olmuşsun bile yani. O bakış açını birazcık geliştir. Herkesin kendine göre o bakış açını yaraları var. Herkesin kendine göre acısı var. Senin ne yaran var ya? Senin ne yaran var? Geleli 3 gün olmuş senin. Senin ne yaran var? Oğlum bak sen beni bak deli ediyorsun. Bak gerçekten benim sinirlerimi bozma, tamam mı? O üstüne büründüğün o kılık kıyafeti çıkarttığın zaman ortaya çıkacak sonucun ben farkındayım. Benim canıma sıkma bak Emre. Tamam, ne olur? Ne olur kardeşim? Ne olur? Eve geldin, Melis direkt aldı Semih'i, gel gel dışarı çıkalım dedi. Sana nispet yaptı. Evet. Yaptığı nispetin karşılığında çocuk tuzağına düştü. Şu arkada ellerini koğuş ağası gibi dolaşmasın da. Ne yapacağım? Ona mı gideceğim? Yok. Böyle mi? Ne? Benim gözüme takılıyor abi şu an. Tamam, o bırak, her yer hareketli. Benim gözüme takılıyor. Bir şey söyleyeceğim. Bak Melis'in yaptığını onaylamıyorum zaten. O Melis'in yaptığı tamamıyla yanlış. Sabaha kadar sadece dolaşır. Tamam mı? Sadece dolaşır. Doğru söylüyorsun. Kesin. Bak Melis'in yaptığı zaten yanlış. Bir problem yok. Ama o yanlışa sen böyle gidiyorsun. Çağır gelsin, yemek yesin, onun bir şeyler yesin. Ayakta dursun. Ha, onu yaptığı da yanlış yani. Mikrofonları çıkarıyoruz. Bak kızlar çıkarıyor, erkeklerden... Dışarıyı mı taşıyalım buraya? Taşıyayım, dur mikrofonları, sen taşımayı çok seversin. Evet. Rabia da hani dışarıda sevmiyormuş ya Aykut'u. Ya da bilmem ne Gökhan'ı sevmiyormuş falan yaptın ya böyle. Mikrofonları herkes bırakmış. Aykut'un yanında dikiliyor. Aykut'un yanındasın ama orada gösteriş için yanındasın, tamam mı? Mikrofon bırakılmış, etmiş, gitsene, gitmezsin. Niye biliyor musun? Niye gideyim? Gözün köşedeydi. Köşeden Gökhan'ın geleceğini biliyordun. Sen oradan o köşeden çıkacaksın. Ya sen nasıl gördün ya? Yalanın varsa buradan eve gitmeyeyim. Böyle evet, annelikten girme istersen. Bu anneliğin alakalı, senin yalanlarınla alakalı. Senin de kızın var, abartma. Aykut'un yanındasın. Aykut'a bakmıyorsun bak. Aykut'un yanındasın böyle. Gökhan'ı mı gözlüyor? Gökhan geçti. Gökhan'ın arkasına bakıyor hala. Aykut burada. Ben seni 2 senedir tanıyorum. Ayça, seni kimse anlatmasın bana. Hiçbir şey söylemiyorum. Seni kadar bir insan görmedim ama tribünlere oynama yani. Gözümle gördüm diyorum ya. Ne yalan söyleyeceğim ya. O kız da öyle zannediyor. Hazal'la Semih'e yaptığını yapıyorsun. Rabia'yı dün karıştırdın ya. İçeride seviyor ama dışarıda sevmiyor. Acaba sakın dışarıda sen ne yapıyorsun? Benimle sakın muhatap olma. Kimsenin dışarısını içeriye taşıma, taşırım yani. Olma. Ne oldu? Gökhan için ağlıyordum burada haftalardır. Yazık. Ha? Parmak çok izi yazık. Bastırdım, sakın. Hediyeler aldım. Öp Gökhan'ı. Evet. Ondan sonra biz... Kız. Yalan söylediğin ya için, ne yalanı söyleyeceğim mı? Ya? Ben olsa zaten söylerim, sen ağzınla korkma. İtiraf ettin Aykut'u kullandığını. Evet, öyle söyledim. Ne konuşuyoruz? Söyledim. Sana ne? Ne konuşuyoruz? Ben artık muhatap olma. Sen Aykut'u kullandım diye... Ben de ne içeride ne dışarıda, bir daha sakın muhatap olma. Da küçük düşürdüğün adamı, yerdiğin adama şimdi diyorsun ki Aykut, Aykut. Senin bu işte Gökhan'a ağlamaların yalan. Gibi yalan. Ay gideceğim, beni eleyin, ben gideceğim. Yalandan aşıklarla gelme bana ya. Dışarıda Ayça ile Aykut yayınları var. Neden kimsenin var? Yok. Neden var? Bilmiyorum nasıl var, nasıl oluyor işte. Ha, ben programa girmeden önce de vardı. Algı. Ceyda'yla da var, Melis'te de var, ne olacak? Var. Bana nedense seninkiler yediremiyor gelmiş. Musun kendine Aykut'la olabilmemi? Hı. Sen ne çünkü Aykut seni istemiyor değil mi? Sen bir çocuğun var, evlilik geçirmişsin, istemiyor seni, o yüzden mi? Sen de çocuğun var. Benim çocuğum yok. İkincisi canım. Onur da seni istemedi değil mi? Olmayacaktı da niye çağırıyordu acaba? Biz arkadaşız. Kıyamam. Geçen sezondan da seni kimse istememişti. Zoruna gidiyor değil mi? Anca böyle çocuklarına oynarsın sen bu evde. Haklısın, sen de Gökhan'ı çağırıp kapıda kaldın. Sen ancak da kavgacı bir kadın olabilirsin. Aşk yaşayamazsın. Evet, yaşayamam. Ama yalandan değil. Senin gibi palavradan değil, tamam mı? Bir tane içeride, bir tane dışarıda yaşamam ben. Bir tane yaşıyorum, tam yerinde yaşıyorum. Evet. Harbiden. O da olmuyor. Hı-hı. Bir tane içeride, bir tane dışarıda derken. O bir tane içeride sever, bir tane dışarıda sever. Dışarıdaki hani sevgilisinin yanına gitti ya, burayı terk edip. Bir kere nişanlısı için, sonra sevgilisi için. Şu benim hani... Ama... Ooh.